bahar, zulümle geldim oraya. Bulutlardan hüzün, ırmaklardan acı, dalgalardan ölüm geldi. Yüzyıllardır tarlasına terleri, havasına nefesleri, toprağına tenleri karışmıştı bu yarımadanın. Dindaş olmasalar da komşuydu yan hanedekiler. Bu yüzden ölürken acı bir gülüş dondu dudaklarında. 10 göbekten dede yadigarıydı evin boynundaki tarla. Bu yüzden ölümden ağır geldi ayrılık göçenlere. Hazırlıklı değillerdi daha ihanete. Oysa 3 kıtaya yayılan bir imparatorluk yıkılıyor ve imparatorluğun halkları kırılan bir kristalin parçaları gibi dağılıyordu. Daha 1800'lü yılların ilk çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu çatırdamaya başlarken yaşananlar, bu yıkılışın ızdıraplı olacağını ve bu ızdıraptan en büyük payı da imparatorluğun asli unsuru olan Türklerin alacağını göstermişti. Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyılın son çeyreğinde Kırım'ı kaybetmiş, 19. yüzyılın başlarında da Sırbistan'da başlayan isyanla sarsılmıştı. Bu isyanı zor da olsa kontrol edebilmeyi başarmıştı ama asıl darbe, ayrıcalıklı teba Rumlardan gelecekti. Oysa 4. Haçlı Seferi'nden sonra Ege'deki üstünlüklerini Venediklilere kaptıran, Venediklilerin boyunduruğundan kurtulmak için Osmanlı'yı çağıran Rumlar, Osmanlı'nın bölgeye hakim olmasıyla yeniden zenginleşmeye başlamışlardı. Ama Rumlara ayrıcalıklı teba olmak yetmiyordu. Önce Fransız kaynaklı milliyetçilik akımları, sonra Rusların Osmanlı topraklarına konma çabaları ve bütün Avrupa'nın Türkleri tekrar Orta Asya'ya sürme planları en fazla Rumlar üzerinde tesir bırakmıştı. Çünkü sahneye konulan oyunun ilk perdesi bağımsız bir Yunanistan kurmak, hatta Bizans İmparatorluğunu yeniden ihya etmekti. Modern 19. yüzyıldaki milli Yunan devletinin eski Helen medeniyetine sahip çıkması ve o medeniyetin hüküm sürdüğü bölgeleri kendi hakimiyetine tekrar geçirmesi gibi tamamen emperyalist bir düşüncedir. Tarih 12 Şubat 1821. Rumlar Mora'da ayaklanıyor ve Patras Piskoposu Germanos'un kaleyi kuşatmasıyla başlayan isyan kısa zamanda Eğriboz, Sisam, Girit adalarıyla Atina ve Makedonya'ya kadar yayılıyordu. Germanos bağırıyordu: Hristiyanlara huzur, konsoloslara saygı, Türklere ölüm. Piskoposun ağzından çıkan ayaklanmanın bu vahşi sloganı Türkleri bekleyen kaderin göstergesiydi. Üç gün boyunca zavallı yerleşimciler bir vahşiler güruhunun şehvetine ve zulmüne teslim edildiler. Ne cinsiyet ne de yaş yönünden bir esirgeme yapıldı. Kadınlarla çocuklar öldürülmeden işkenceden geçirildiler. Kıyım öylesine büyüktü ki isyancı önderi Kolokotronis'in kendisi bile kasabaya girdiğimde yukarı hisar kapısından başlayarak atımın ayağı hiç yere değmedi demektedir. İlerlediği zafer kutlama töreni yolu cesetlerden bir örtüyle döşenmişti. 2 gün geçince Müslümanlardan sağ kalabilmiş perişan durumdaki insanlar, her yaştan ve cinsiyetten aşağı yukarı 2000 kişi, çoğunlukla kadınlar ve çocuklar, gaddarca toparlanıp bitişik dağlardaki dere yatağına götürüldüler ve orada koyun gibi boğazlandılar. Yaşananlar inanılacak gibi değildi. Rumlar Tanrı adına bir eylem yaptıkları inancı içinde eşi az görülen bir vahşet uyguluyordu. Müslümanlar acımasızca öldürülüyor, mallarına el konuluyor, kadınların namusları kirletiliyordu. Üstelik bu vahşetten nasibini alan sadece Müslümanlar değildi. Yahudiler de kıyımdan geçirilerek Müslümanların kaderine ortak oluyordu. Aslında Mora isyanının temelinde de Venedikler var zaten. Yani tek bir elden çıkan hadise değil. Batı'nın, o zamanki işte Batı dünyasının Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atma planlarının bir parçasıdır Mora aslında. Mora'da pek çok özellikle kalelerde yaşayan işte Türkler, tabii kırsal kesimde bulunan Türkler tamamen atılmıştır. Mora'da tek bir Türk kalmamıştır. Ayaklananların uyguladığı vahşetin sebebi sadece kinleri değildi. Hedef, o zamanki Yunanistan'ı oluşturan yarımadanın güneyinde hiçbir Türk ve Müslüman bırakmamak, kaçabilenlerin de sonradan geriye dönme umutlarını yok etmekti.
Yunanlı çeteciler ve köylüler buldukları her Türk'ü öldürüyor, evlerini yıkıyor, mallarını talan ediyor, asırlardır onların her türlü hakkını gözetip çoğalmalarını sağlayan Osmanlı'ya inat, hiçbir Türk'ün yaşamadığı bir Yunanistan kurulmaya çalışılıyordu. Mora isyanı sırasındaki göç edenlerin sayısı oldukça azdır. Belki öldürülenlerin sayısı daha fazladır. Ancak Mora'daki bir Yunan devletinin kurulması, bunun kuzeyinde olan Yanya, Teselya, Serez bölgesindeki yaşayan Müslüman ve Türklerin artık bölgenin tehlikeye girmesi dolayısıyla bu bölgeden göç meylini ortaya çıkaracaktır. Avrupa'nın hayranı olduğu Yunan kültürünün mirasçıları, kelimenin tam anlamıyla bir soykırım peşindeydiler. Sahnelenen oyunun asıl rejisörü, Avrupalı devletlerse oyunun gidişatından memnun, olayları sessizce izliyordu. Kıyımdan geçirilenler Müslümanlar olduğu için Avrupa'da çıkan gazeteler olayları görmezden geliyor, çoğunlukla da Yunanlıları kollayan yazılar yazılıyordu. Ama asıl problem Osmanlı'nın içindeydi. Yüzyıllarca düşmanlarının korkulu rüyası olan Yeniçeri Ocağı, kendi topraklarındaki ırktaşlarını bile koruyamamış, Mora isyanı ancak 4 yıl sonra Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın kuvvetleriyle bastırılabilmişti. Bu başarısızlık, epeydir bir çıbanbaşı haline dönüşen Yeniçerilere duyulan güvenin tamamen kaybedilmesine sebep olacaktı. II. Mahmut kamuoyunda Yeniçerilerin aleyhine dönen bu havadan da yararlanarak Yeniçeri Ocağı'nı kanlı çarpışmalar ve idamların eşliğinde kapattı. İmparatorluk kendini her anlamda çağa uydurmaya çalışıyordu ama dışarıda kurulmuş bir kurtlar sofrası vardı. Rusya, Yunanistan ayaklanmasının bastırılmasını hazmedemiyor, İngiltere ve Fransa'daki geleneksel Yunan hayranlığı ve çıkarları onları da Rusların yanına itiyordu. Yunanistan'a muhtariyet sağlanması için verdikleri nota, Osmanlı İmparatorluğu tarafından reddedilince cevapları acımasız oldu. İngiltere, Rusya ve Fransa Birleşik Donanması Navarin'e bir baskın düzenleyerek buradaki Osmanlı-Mısır donanmasını imha edip 8000 askeri öldürdüler. Birbirine denizlerle bağlı 3 kıtaya yayılan 16.000 mil kıyısı olan Osmanlı Devleti donanmasız bir deniz imparatorluğu durumuna düşmüştü. Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran ama yerine henüz güçlü bir askeri yapı kuramayan Osmanlı İmparatorluğu'nun donanması da imha edilince vurucu gücü iyice azalmıştı. Rusya bu fırsatı kaçırmayıp savaş ilan etti. Tarihe 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı olarak geçen bu çarpışmalarda Rusya, Balkanlarda Sırpların desteğiyle Edirne'ye, Kafkaslarda da Gürcü ve Ermenilerin desteğiyle Bayburt ve Muş'a kadar ilerlediler. 17 ay süren bu işgalleri sırasında Osmanlı topraklarında büyük katliamlar yaptılar. Rus ordusunun geçtiği yerlerdeki Müslümanlar katliamlardan kaçabilmek için dağlara ve ormanlara sığındılar. Rusların ezici üstünlüğü Güney Trakya'da Müslümanları korkutarak yurtlarını bırakıp İstanbul'a kaçmalarına sebep oldu. Sonuçta yenilen Osmanlı İmparatorluğu barış istemek zorunda kaldı. Ama barışın faturası ağırdı. Savaştan bitkin çıkan, toprak kaybeden Osmanlı İmparatorluğu büyük devletlerin baskısına daha fazla direnemeyerek Balkanlarda Sırbistan'ın özerkliğini, Yunanistan'ınsa bağımsızlığını kabul etmek zorunda kalıyordu. Dahası Mora'da yaşayan Türklerin 6 ay içinde bölgeyi terk etmesi isteniyor, Padişah II. Mahmut da daha fazla Müslüman katliamına sebep vermemek için bu anlaşmayı Şeyhülislam'dan fetva alarak imzalıyordu. ...1829-30 Edirne Anlaşması'yla bağımsız bir Yunanistan Devleti'nin kurulduğunu, Yunanistan Krallığı'nın kurulduğunu görüyoruz. Burada birkaç şey söylemek isterim. Yunanistan tabii varlığını, Yunan olma varlığını büyük ölçüde Osmanlı'ya borçludur. Elbette ki Yunan kültürü eski antik döneme kadar uzanan, dillerini koruyan bir kültürdür. Fakat Yunan kültürünü büyük ölçüde Bizans ve Osmanlı döneminde Ortodoksluk şekillendirmiştir. Osmanlı Devleti de Ortodoksluğun temsilcisi olarak Yunan patrikhanesini seçmiş olması, patrikliği seçmiş olması, Yunan kültürünün Balkanlarda yaşamasını,
Hatta diğer Balkan uluslarını da, özellikle Slav kökenli Balkan uluslarını da Yunanlaştırmasına neden olmuştur. Dolayısıyla bu bölgede bir Yunan devletinin çıkmış olması şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olan şey, varlıklarını korumasına sebep olan Osmanlı'ya karşı bu devletten gelen husumettir. Husumetin büyüklüğüdür. Bu oldukça şaşırtıcıdır. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından 2 yıl sonra, 1832 yılında İngiltere, Fransa ve Rusya Yunanistan'a son şeklini veren bir anlaşma yaptılar. Bununla Yunanistan'ın kuzey sınırı olarak Artavolo hattı kabul edildi. Böylece Yunanistan'a Attik ve Mora yarımadaları bırakılmış oldu. Böylelikle organize bir çalışmayla başlayıp katliamlarla devam eden Yunan ayaklanması Avrupalı devletlerin zorlamasıyla başarıya ulaşmıştı. Bu süreçte işkencelerle öldürülen, tecavüzlere uğrayan, mallarına el konulan ve daha türlü rezaletlere katlanmak zorunda kalan Müslümanların çektikleri tarih sayfalarında silik birer iz olarak kaldı. Türk ve Müslüman ahali kaybedilen topraklardan göçüyorlardı ama asıl dikkat çekilmesi gereken 19. yüzyılda Ege adalarından Anadolu'ya yapılan Rum göçleriydi. Yeni kurulan ve kısıtlı imkanlar içindeki Yunanistan'da iş bulamayan on binlerce Rum Anadolu'ya göçüyordu. Başta İzmir olmak üzere Manisa, Akşehir, Aydın, Trabzon ve Giresun'a yerleşiyorlardı. Bu göçler gün gelecek Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal etmesine gerekçe olacak bir nüfus yoğunluğuna ulaşacaktı. Ama Yunanistan'ın Anadolu'yu işgalden önceki hedefi de Girit'ti. Oysa Osmanlı İmparatorluğu 1669 yılında Girit'i Venediklilerden alınca en çok sevinenler Rumlar olmuş, Venedikliler tarafından kapatılan Ortodoks kiliseleri Osmanlılar tarafından tekrar açılmıştı. Türkler, Girit'in boş topraklarının işlenmesi, üretimin artması, ticaret ve zanaatın gelişmesi için adaya çiftçi ve esnaf Türk ailelerini yerleştirmiş, camiler, medreseler, köprüler, kütüphaneler, çeşmeler yaparak adayı yeni baştan imar etmiş, buradaki Türk nüfusu 1760'da 200 bine ulaşmıştı. Girit'in zenginleşmeye başlamasıyla buraya göçen Yunanlılar da aynı tarihlerde nüfuslarını 60 bine çıkarmıştı. Bu nüfus dengesi Yunanistan'ın bağımsızlığı kazanmasından sonra değişmeye başlayacaktır. Gözünü Girit'e diken Yunanistan, buradaki Rum halkı ayaklandırmak için adaya din adamları, öğretmenler ve askerlerden oluşan ekipler gönderiyordu. Bu ekiplerin de gayretiyle oluşturulan çeteler, Müslümanlara her türlü baskıyı uygulayarak onları adadan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Avrupalı devletlerin baskısıyla adadaki askeri gücünü kullanamayan Osmanlı İmparatorluğu, Müslümanların katledilmesini önleyemiyor, katliamlardan kurtulamayan Müslümanlar canlarını şehir merkezlerine, oradan da diğer adalar ve Anadolu'ya kaçarak kurtarmaya çalışıyorlardı. Bunun sonucu olarak da adadaki Türk nüfusu sürekli azalıyordu. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde adadaki Türk nüfusu 30 bine kadar düşmüş, Yunanistan'ın işgaline hazır hale gelmişti. Aslında yaşananlar sadece Yunanistan'la Osmanlı arasında seyreden bir çatışmanın sonucu değildi. Asıl savaş Avrupalı devletlerle Osmanlı arasında yaşanıyor, Yunanistan bu mücadelede kendisine biçilen figüran rolünü çıkarlarına uygun düştüğü için hevesle oynuyordu. Avrupa'nın hırçın yumurcağı bu sayede sürekli büyüyor, Osmanlı ile yaptığı savaşları kaybetse bile Avrupalı devletlerin kollamasıyla toprak kaybetmiyordu. Yunanistan bu kollamanın şımarıklığıyla Rumların yaşadığı bölgelerden Girit, Epir, Teselya ve Makedonya'da ayaklanmalar çıkararak buraları ele geçirmeye uğraşıyordu. Bu bölgelerde örgütlenen çeteler daha ayaklanma çıkmadan saldırılara başlıyor, Türkleri yıldırıp asırlardır terleriyle ıslattığı toprakları bırakıp Anadolu'ya göçmeye zorluyordu. Osmanlı İmparatorluğu içinse 19. yüzyıl felaketler ve göçler asrıdır. İmparatorluk neredeyse yaptığı her savaşı kaybediyor, yenileşme çabaları başarıya ulaşmıyor, gayrimüslimlerin çıkarları doğrultusunda yaptığı ıslahatlar azınlıkların daha da güçlenip baş kaldırmalarına neden oluyor, varlığını askeri gücünden çok İngiltere, Rusya ve Almanya arasında uyguladığı denge politikasıyla korumaya çalışıyordu.
Bu politika imparatorluğun varlığını korumasına şimdilik yarıyorsa da toprak kaybını engellemiyordu. Kaybedilen her toprak parçası göçü beraberinde getiriyor, Müslümanlar, Kafkaslar, Kırım, Balkanlar ve Ege adalarından canlarını kaçarak kurtarıyordu. Bir atın en fazla bir kağnının alabileceği kadar eşyayla yollara düşen insanlar uzun ve zorlu yollarda, saldırılardan, hastalıklardan ve de zorlu şartlardan dolayı kırıla kırıla Anadolu'ya sığınıyordu. ...20. yüzyılın başlarında denge politikasının usta aktörü 2. Abdülhamit... ...İttihat ve Terakki Partisi tarafından tahttan indirilince... ...dehşet dengesinin de sonu gelecekti. İmparatorluğun kaderi artık Abdülhamit'i tahttan indiren... ...İttihat ve Terakki yöneticilerinin... ...bilhassa Talat, Enver ve Cemal Paşaların elindeydi. Tam bu sıralarda Balkanlarda Rusya'nın etkin desteğiyle... ...Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ arasında kurulan ittifak... Rumeli'deki Müslümanlar için felaketle sonuçlanacak savaşın ilk işaretlerini veriyordu. Hırsları, deneyimlerinin çok üzerinde olan İttihatçılar, belki iç politikaya fazla dikkat kesilmelerinden, belki de İtalyanlarla devam eden Trablusgarp Harbi'nin meşguliyetinden, Balkanlarda beliren tehlikeyi sezemedikleri gibi, çıkacak bir savaşı kolayca kazanacaklarını düşünüp savaş çığırtkanlığı yapıyorlardı. Balkanların, Müslüman halkı ise tedirgindi. ...1912 Ekim'ine gelindiğinde hazırlıklarını tamamlayan Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Osmanlı'ya savaş ilan ettiler. Tarihe 1. Balkan Savaşı olarak geçen çarpışmalarda 140 bin seçkin askerini iyi niyet göstergesi olarak henüz savaştan birkaç ay önce terhis eden, seferberliğini yapamayan, lojistik desteğini sağlayamayan, askerlikten çok politikayla ilgilenen Osmanlı ordusu her cephede yenildi. Ordu, Balkanların Müslüman halkını azgın bir güruhun insafına bırakarak geriye çekildi. Ordunun çekildiği bölgeleri önce çeteler, arkasından da düşmanın düzenli birlikleri doldurdu. Gözden uzak köylerde vahşet sıradan bir eylem haline gelmişti. Köylerden kaçıp Selanik ve Kavala gibi şehirlere sığınan zavallılarsa bu sefer açlığın, hastalığın, düzenli düşman birliklerinin ve de fırsat kollayan canilerin zulmüne teslim oluyordu. Yaşananların tek tanığı zulme uğrayan Müslümanlarla zulmü yapanlardı ama olaylardan sonra bölgeye ulaşan az sayıda muhabir ve konsolosluk görevlilerinin raporları tarihe kara lekeler olarak düşecek olayların dünyaya ulaşmasını sağlıyordu. Selanik'teki Ayasofya Camii üzerinde haç yükseliyor yeniden. Haç merhametin sembolüdür ama Rumlar kanla lekelediler onu. Talan, katliam, ırza geçme korkunç oranlarda yükseldi. Çeteler civar köylerdeki Müslümanlara yapmadıklarını komadılar. Çok sayıda muhacir açlıktan ya da süngüyle öldü. Kölnisch Zeitung gazetesi muhabiri. Hiç abartmaya düşmeden denilebilir ki Kavala ve Drama yörelerinde Bulgar komitacıların ve yerel Hristiyan halkın elinden çile çekmemiş tek bir Türk köyü bile yok gibidir. Çoğunda düzinelerce erkek kıyımdan geçirilmiştir. Diğerlerinde ırza geçmeler ve talan etmeler olmuştur. Katliamlar Mora isyanını aratacak cinstendi. Yapılanları bir nebzede olsun açığa çıkaran komisyon ve konsolos raporları, Müslümanların yaşadığı acıların büyüklüğünü ve Balkan devletlerinin savaştan ziyade soykırım peşinde olduklarını ortaya koyuyordu. Osmanlı İmparatorluğu iki Balkan Savaşı'nın sonunda Balkanlardaki topraklarının %83'ünü kaybederek Anadolu'ya doğru çekildi. Balkanlarda savaştan önce 2 milyon 315 bin Müslüman nüfus yaşıyordu. Savaşlar ve göç yollarında bu insanların 632 bini hayatını kaybetti. Asker, bürokrat ve sivil olmak üzere 400 bin kişi canını Anadolu'ya kaçarak kurtardı. Sonuçta Balkanlarda kalan Türk nüfusu 1 milyon 445 bine düştü. Yüz binler büyük bir dram yaşamıştır. Bu insanlar dövüldü, öldürüldü.
yaşadığı topraklardan atıldı ve geldi onlar Osmanlı Türkiye'sine. Osmanlı'nın Balkanlardaki toprakları Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya tarafından paylaşıldı. Talan edilen topraklardan Yunanistan'a düşen pay, içine Girit'i de alan Ege Adaları, Epir, Makedonya ve Batı Trakya'ydı. Savaştan önce 64.859 kilometre kare arazisi olan Yunanistan, tamamını Osmanlı'dan aldığı topraklarla yüz ölçümünü ikiye katlayarak 120.060 kilometre kareye çıkarmıştı. Balkan devletlerinin Osmanlı'nın topraklarını aç kurtlar gibi paylaşmasına sebep olan Balkan Savaşları öncesi sadece Batı Trakya'da yaşayan Müslüman nüfusu 340 bini buluyordu. O tarihte burada 56 bin Bulgar, 30 bin Yunan nüfusun olduğu düşünülürse bölgeye vurulan Türk damgası daha iyi anlaşılmış olur. İşte bu damga bölgeye hakim olmaya çalışan Yunanistan ve Bulgaristan'ı da rahatsız ediyor, her ele geçirdikleri bölgede Türk İslam eserlerini yıkıyor, zulüm yaparak Türkleri göçe zorluyordu. Balkan Savaşı, bu göçlerin yoğun bir şekilde yaşanmasına sebep olurken, hem kurulma hem de fesih olunma süreci filmlere konu olacak bir devletin kurulmasına sebep olacaktı. Birinci Balkan Savaşı bitmiş, yenilen Osmanlı İmparatorluğu Edirne dahil Batı Trakya'yı Bulgaristan'a terk etmişti. İkinci Balkan Harbi başlayınca Edirne'yi geri alan ordunun kurmay başkanı Enver Bey, Bulgar zulmü altında inleyen Türklerini korumak üzere 116 kişiden oluşan bir müfrezeyi Kuşçubaşı Eşref komutasında Batı Trakya'ya gönderir. Edirne'den Ortaköy'e gelen müfreze 1200 kişilik Bulgar çetesi tarafından katledilmiş, 400 Türk'ün cesediyle karşılaşınca kendi inisiyatifiyle çetenin üzerine yürümeye karar verir. Çete, Koşukavak civarında bulup imha edilir ama ilerleyiş durmaz. Halkın katılımıyla güçlenen müfreze, Mestanlı ve Kırcı Ali'yi de zulümden kurtarır. Fakat Eşref Kuşçubaşı'nın merkez otoriteden emir almadan yaptığı bu kahramanlık, Avrupalı devletlerin baskısından korkan İstanbul hükümeti tarafından hoş karşılanmayacak, ilerlemenin durdurulması istenecektir. Bu karar üzerine Kuşçubaşı Eşref, Enver Bey'le görüşür. Görüşmede Türk'ün esaret kabul etmeyen ruhunu ortaya koyan bir karar çıkacaktır. Bütün Batı Trakya geri alınacak. Enver Bey bu hedefe ulaşmak için aralarında Süleyman Askeri Bey'in de bulunduğu iki bölük askeri takviye olarak bölgeye gönderir. Güçlenen hareket ilerlemeye devam edecek, 31 Ağustos 1913'te Gümülcine'yi, 1 Eylül'de İskeçe'yi kurtarıp, Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi, bugünkü Türkçe ile Batı Trakya Geçici Hükümeti adıyla bir yönetim kuracaktır. Bu yönetimin başına Müderris Salih Hoca, oluşturulan Garbi Trakya Hükümet İcraiyesi'nin başına da aynı zamanda Genelkurmay Başkanı olan Süleyman Askeri Bey getirilecektir. Bu sırada Sofya, telaş, İstanbul baskı altındadır. Zaten bu harekete baştan beri olur vermeyen İstanbul'daki hükümet, baskılara direnemeyerek Batı Trakya'daki bütün askeri personele geri dön emrini verir. Bu emir iplerin gerilmesine sebep olur. 12 Eylül 1913'te geçici hükümet adını Garbi Trakya Müstakil Hükümeti olarak değiştirerek Gümülcine'yi başkent yapar. Bölgenin Bulgarlardan kurtarılmasını menfaatleri açısından olumlu gören Yunanistan ise işgal altında tuttuğu Dede Ağaç şehrini yeni kurulan hükümete devrederek iyi niyet gösterisinde bulunur. Yeni kurulan devlet kısa zamanda örgütlenir, yeşil, beyaz, siyah bayrağı binalara çekilip pasaport sistemi oluşturulur. Posta teşkilatı kurulup pul bastırılır. Sesini duyurmak için ajans kurup gazete çıkarır. Hepsinden önemlisi 24 bin kişisi bölge halkından olmak üzere 30 bin kişilik bir ordu oluşturulur ve de ordunun mevcudunu 61 bine yükseltecek bütçe kabul edilir. Devlet hızla teşkilatlanıyordu ama kaynayan cadı kazanı yeni kurulan devletin ömrünün uzun olmasını engelleyecekti.
Osmanlı İmparatorluğu Rusların da baskısıyla Bulgaristan'la anlaşacak ve Batı Trakya tümüyle Bulgaristan'a bırakılacaktı. Haber Batı Trakya'da hem şok hem tepkiyle karşılandı. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun desteği olmadan ayakta kalmak da mümkün görülmüyordu. Yöneticileri ikna etmek için İstanbul'dan bölgeye yollanan Miralay Cemal Bey'in telkinlerinin de etkisiyle devletin fesih kararı alındı ve bu karar 25 Ekim 1913'te uygulandı. Böylelikle büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla kurulan Garbi Trakya Müstakil Hükümeti 55 günle tarihteki en kısa ömürlü Türk devleti unvanını alarak sahneden geri çekildi. Balkan Savaşları'nın Türkler üzerinde bıraktığı korkunç etki, 2 yıl sonra başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda da kendisini gösterir. Çanakkale Muharebelerinde eşi görülmemiş direnişin sebeplerinden biri de Balkan Savaşları sırasında Müslümanların gördüğü zulümdür. Mustafa Kemal'in Anafartalardaki taarruz konuşmasında Balkan Savaşları'na atıfta bulunması, Balkan Harbi sırasında yan yayı savunan Esat Paşa'nın çabaları ve Anadolu'ya daha evvel göçenlerin Çanakkale'de cepheye koşmalarının altında Balkanlarda yaşanan anlatılmaz acıların payı ve hıncı vardı. Bu muharebe kaybedilirse Balkanlarda yaşananların bu sefer Anadolu'da tekrarlanacağını bilen Türkler canlarını hiçe sayarak savaştılar. Onların bu düşüncelerinde ne kadar haklı olduklarıysa Birinci Dünya Harbi'nin sonunda belli oldu. Bu göçler çok hazin olduğu kadar gerek göçmenlerde gerek Anadolu hakkında vatan kaybının ne olduğunu gösteren acılar çekmişlerdir. Ve onun için elde kalan vatanın elden gitmemesi için yepyeni bir ruh, yepyeni bir bilinç doğmuştur. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Harbi'nden yenik çıkmış, galip devletler Paris Konferansı'nda Yunanistan Başbakanı Venizelos ve İngiliz Başbakanı Lloyd George'un etkin çaba ve yalanlarıyla İzmir Sancağı'nın Yunanistan tarafından işgaline karar vermişlerdi. Yunanlılar Balkanlarda uyguladıkları kirli siyaseti burada da uyguluyordu. Amaç bir süre sonra içinde Türklerin yaşamadığı Yunanistan sınırlarını Anadolu'nun öbür ucuna kadar genişletmekti. Zulüm öylesine çarpıcıydı ki Yunan hayranlığıyla dolu birçok araştırmacı ve muhabir bölgeye gelip kanlarını donduran zulümleri görünce notlarına istemeden de olsa Türklerin çektiği acıları yazmak zorunda kalıyordu. Konsolosların, araştırma komisyonlarının, gözlemci askerlerin raporları ve Türklerin kıyımını anlatan yazarların kitapları tarihin en vahşi işgalini belgeliyordu. Türk ahaliye karşı Yunanlı ve Rumların eylemleri belli bir modeldeydi ve bu model pek değişmiyordu. Önce Osmanlı polisiyle askerinin, sivil Müslümanların silahları alınıyordu. Sonra silahlar yerli Rumlara dağıtılıyordu. Arkasından Osmanlı hükümetinin memurlarıyla Müslüman dinsel önderleri hapsediliyor yahut sürülüyordu. Bunları izleyerek talan etmeler, cinayetler, ırza geçmeler bazen hemen bazen kısa bir süre geçince başlıyordu. Türklerin evleri, hükümet binaları yakılıp yıkılıyordu. Müslümanların dinsel yapıları ve kurumları, Müslüman kimliğinin en güçlü simgeleri zorbalıkla tahrik edici kullanımlara uğruyorlardı. Örneğin Yunan ordusu Manisa'ya girdikten sonra kentin bütün camilerini, tekkelerini, medresesini ve Müslüman mezarlığını kirletmiştir. Son 150 yıldır Türklerin biricik sığınağı haline gelen Anadolu'da elden gidiyordu. Osmanlı Avrupa'sından göçüp Anadolu'daki dindaşlarına sığınan milyonlarca mümin ve onları bağırlarına basan Anadolu'nun çileli insanları için ne sığınacak toprak ne de güvenecek dost kalıyordu. Örgütlenilmeli, direnilmeli ve Anadolu düşmanın zulmünden kurtarılmalıydı. İşte Türk milleti o dönem bunun bilinci ve hırsıyla ayaklandı.
Yunanlıların bu azgın işgaline direnen ordunun başındaki kişi ise Balkanların kaybedilmiş acılı şehri Selanik'te doğan Mustafa Kemal'di. Balkan Savaşları'nda akrabaları öldürülen, annesi ve kardeşini Türkiye'de bir mülteci kampında bulan Mustafa Kemal, savaşın, yıkımın ve göçün getirdiği acıları en iyi bilenlerden biriydi. Onun önderliğinde birleşip sahip olduğu her şeyi vatan savunması için harcayan, 10 yıl süren savaşlardan bitkin düşse de esareti bütün benliğiyle reddeden, malıyla, canıyla cepheye koşan Anadolu'nun kahraman milleti, yurdunu düşmanın zulmünden kurtarmayı başardı. İşgalcileri İnönü ve Sakarya'da durdurup büyük taarruzla Türk topraklarından attı. Yunanlılarsa ilerlerken yaptığı zulmü çekilirken misliyle tekrarladı. Sadece Müslümanların değil, güya korumaya geldiği Hristiyanların mallarını da talan ettiler. Geçtikleri her yerleşim birimi yangınların, çığlıkların, yıkımların yaşandığı harabeler olarak kaldı. İşgal, Anadolu Rumlarına da yıkım ve acı getirdi. Üstelik yapılanların hesabının sorulacağını düşünen günahlı günahsız 300 bin Rum, Yunan ordusu ayrılırken Batı Anadolu'dan, 60 bini savaşı durduran Mudanya Mütarekesi sonrası Trakya ve İstanbul'dan, yüz binlercesi de Karadeniz bölgesinden ayrılıp Yunanistan'a sığındılar. Zaferi kazanan Türklerin, Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk milletinin ve ordusunun, Balkanlardan, Yunanlı'dan, Sırp'tan, Bulgar'dan intikam almak için yeterli nedeni vardı. Ama Atatürk durulması gereken yerde durdu. İntikam için savaşı devam ettirmedi. Anadolu'yu terk eden Rumların sayısı 1 milyonu bulmuş. Bir asırdır her türlü baskıyla Müslümanları göçe zorlayan Yunanistan, göçmen gerçeğiyle yüzleşmeye başlamıştı. Anadolu'da hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktı. Savaşlar, bin yıldır bir arada yaşayan insanlar arasında kin tohumları ekmişti. Özellikle Yunan işgali sırasında Rum tebaanın bir bölümünün katliamlara önder ve ortak olmaları, hatta çoğu zaman işgalcilerden daha acımasız davranmaları, Türklerin intikam hırslarını körüklüyor, geride kalan Rumların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokuyordu. Yunanistan'da kalan Türklerin durumu da iç açıcı değildi. Rumların geleneksel politikaları, terhis olan askerlerin asayiş sorunları, Anadolu'dan göçenlerin ekonomik istekleri ve yenilginin hırçınlığı Türklere var olan baskıyı daha da arttıracağı kesindi. Buna yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin homojen bir ulus oluşturmak isteği de eklenince tarihe mübadele adıyla mal olan nüfus değişimi kaçınılmaz hale geldi. Zaten ilk olarak 1914 yılında gündeme gelen fakat Birinci Dünya Harbi çıktığı için uygulanamayan mübadele, Türkiye ile Batılı devletler arasındaki savaş durumunu ortadan kaldıran Lozan Konferansı'nda görüşülüp anlaşmanın maddeler arasında yerini almıştı. Türkiye'de bulunan ve İstanbul dışında yerleşmiş Rumlarla, Yunanistan'da bulunan ve Batı Trakya dışında yerleşmiş Türkler, yaşadıkları topraklardan koparılıp hiç bilmedikleri topraklara yerleşeceklerdi. Onlar asırlardır aynı suyla yıkanmış, aynı toprağa gömülmüş insanlardı. Irkları, dinleri, bayramları farklı olsa da tavukları tavuklarına, meyveleri meyvelerine karışır, aynı kahve köşesi ya da çeşme başında yarenlik ederlerdi. Çoğu politikadan uzak, ekmeğinin peşinde huzurlu bir hayat yaşamak derdinde garibanlardı. Bir imparatorluğun çöküşüne şahitlik ederken bu yıkılıştan kendilerine düşen payın komşularından ayrılmak, doğdukları topraklardan sürülmek, sürülürken canlarını, mallarını ve de sevdiklerini kaybetmek olacağını düşünememişlerdi. Göç nasıl başlamıştır ve nasıl göç etmişlerdir? Öküz arabaları, katır, eşek sırtından ne alabilmişse İstanbul'a doğru göç etmişler. Malını mülkünü bırakmıştır. Bir dostumuz vardı Rum. O bizim eşyalarımızı muhafaza ederek Selanik'e kadar geldi at arabalarından. Ondan sonra oradan
Vapurla biz İzmir'e çıktık. 30 Ocak 1923'te imzalanan Lozan Ahali Mübadelesi Sözleşmesi ile dünyanın en garip değişimi için harekete geçirmişti. Üstelik sözleşme kapsamına 18 Ekim 1912 tarihinden sonra yurtlarını terk etmiş olanlar da dahil edilerek Balkan ve Birinci Dünya Savaşı mültecilerinin sorunu da çözüme kavuşturuldu. Komisyonlar kuruldu, müdürlükler oluşturuldu, gelecekler belirlenip taşınmaz mallar kaydettirildi. Burada yaşayacakları bölgeler belirlenip onları getirecek ulaşım araçları ve insanlar bir daha göremeyecekleri topraklarından yola çıktılar. 388.146 kişi atalarının yaşadığı topraklara döndüler. 1912'den itibaren göçenleri de katınca mübadillerin sayısı 500 bini geçiyordu. Bu mübadeleyi bizden fazla isteyen Rum taraftarı olmuştu. Venizelos istemiştir. Çünkü Venizelos her şeyden evvel Yunanistan'ı büyütmek, güçlendirmek istiyordu. Daha evvel belirttiğim gibi Yunanistan'ın kuzeyini, en verimli yerini Makedonya oluşturuyordu. Makedonya'da ise Bulgar nüfus, Slav nüfus çoğunluktaydı adeta. Yunanistan ne yaptı? Bu Bulgar nüfusu oradan çıkardı veyahut da göçmelerini sağlayacak bir sürü tedbirler aldı ve onların yerine Anadolu'dan getirdiği Rumları yerleştirdi. Her ne kadar özen gösterilse de yollarda ölenler oluyor, suistimaller yaşanıyor, servetler yitiriliyor, mübadiller yeni vatanda bambaşka bir hayata alışmaya çalışıyordu. Bazıları sahip oldukları meslekleri burada yapamıyor ya da alıştığı iklimin dışında bir yere yerleşmenin zorluğunu yaşıyordu. Sosyal statüleri, arkadaşları değişmiş, birçok aile parçalanmıştı. Ölümler başladı bak, gelir gelmez daha isken olmadan anneciğimi kaybettik. Daha isken olmadan annem ayağını uzadı, bu ev benim demeden öldü. Ondan sonra 20 yaşında delikanlı abim, Ömer abim, tifoya yakalandı, öldü. Baskı ve zulüm görmeden yaşıyor olsalar da mübadillerin ilk yılları zorlu geçiyordu. Onlar bu zorlukları Türk devleti ve halkının katkılarıyla aşmayı başardılar ama asıl sıkıntıyı mübadele kapsamına girmeyen Batı Trakya Türkleri çekiyordu. Nüfusun çoğunluğu Türk olan Batı Trakya Avrupalı devletlerin baskısıyla tamamen Yunanistan'a bırakılmıştı. Tek teselli burada yaşayan Türklerin hakları anlaşmayla koruma altına alınmış olmasıydı. Anlaşmaya göre Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığının doğum, vatandaşlık, dil, ırk ve din ayrımı yapılmaksızın yaşam ve özgürlüklerinin korunmasını, ibadet serbestliğini, dolaşım ve göç etme özgürlüğünü, yasalar önünde eşitliğini, çoğunluğun yararlandığı siyasi ve sosyal haklardan yararlanmasını, özel hayatta, ticarette, dinde, basın yayında, kamu organlarıyla ilişkiler ve mahkemelerde Türkçenin serbestçe kullanılmasını, mülkiyet haklarından serbestçe yararlanmalarına, önünde hiçbir engel çıkarmamayı, Türklerin yardım, din ve sosyal amaçlı kurumlar ve okullar kurma ve yönetme hakkını, her iki dilde de eğitim veren ilkokullar kurmayı ve dini kurum ve vakıflar için tam himaye sağlamayı kabul etmişti. Fakat Yunanistan anlaşmanın hükümlerini daha mürekkebi kurumadan ihlal edecek, Anadolu ve Rusya'dan gelen 107 bin Rum'u Batı Trakya'daki Türklerin topraklarına yerleştirmeye başlayacaktı. Türklerin arazileri kamulaştırılıyor, evleri Rumlar tarafından işgal ediliyordu. Türkiye Yunanistan'a hem Milletler Cemiyeti'ne şikayet ederek hem de İstanbul'daki bazı Rum mallarına el koyarak cevap verdi. Adına etabli sorunu denilen bu kargaşa 1930'lu yıllarda Atatürk ve Venizelos'un çabalarıyla yaşanan bahar havasıyla çözülse de bir gerçek bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkmıştı. Batı Trakya'daki Türklerin huzuru Türk-Yunan ilişkilerine bağlı olarak dalgalanacaktır. 1923'te mübadele döneminde
Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları mübadeleye dahil tutulmayarak Batı Trakya Türkleri yerinde kalmıştır. Onlar azınlık statüsündedir ve hakları vardır. Ama bugün onların da hakları mamafi göz ardı ediliyor. Din adamlarını seçemiyorlar, bilmem eğitimleri Rumların baskısı altında kalıyor vesaire. Ama şurası muhakkaktır ki bugünkü Batı Trakya Türkleri 150 bin de olsa nüfusları 120'den 150'ye bin arasında, bu nüfus o tarihlerde düşünebiliyor musunuz? Hiç artmıyor nüfus. 1913'te de yani terk edildiğinde Yunanistan'a o kadar nüfus kalmıştı. Hiç artmıyor nüfusu. Çünkü sürekli kaçış var. Hala yani göç var. Hele hele 1919'da ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Bu bölgedeki Türkleri Rumlar adalara sürdüler. O coğrafyalardaki Müslüman nüfus, Türk nüfus azalmış ise, en azından artmamış ise bunun temel gerekçesi göçürme politikasıdır. Bunun temel gerekçesi savaşlarda o bölgelerde katledilen topluluklardır. ...1930'lu yıllarda Türk-Yunan ilişkileri tarihinin en olumlu yıllarını yaşıyordu. Eski düşmanlıklar unutulup ikili anlaşmalar yapılıyor, Balkan Paktı oluşturuluyor, Yunanistan'da Türk adı taşıyan dernekler açılıyor, yaşanan huzur ortamı buradan Anadolu'ya yapılan göçlerin azalmasını sağlıyordu. Yunan hükümetinin aldığı bazı kararlar can sıksa da bu hava İnönü döneminde de devam edecek ama Türklerin çilesi bu sefer boyut değiştirerek sürecekti. İkinci Dünya Savaşı çıkmış, 1941 yılında Bulgaristan Almanların desteğiyle Batı Trakya'yı işgal etmişti. Türkler bir yandan Bulgarların zulmüne uğrarken, diğer yandan Bulgarlarla savaşan Yunanlı çetelerin adam ve para istekleri karşısında bunalıyor, iki ateşte birden yanıyordu. Babam Yunan askeriydi, orada aşçılık yapıyordu, askerdeydi. O zaman Almanlar işgal ettiler Yunanistan'ı. Almanlar gitti, arkasından İngilizler geldi. Onların arkasından Bulgarlar geldi. Almanlar ve İngilizler Türkleri çok seviyordu. Fakat Bulgarlar sevmiyordu. Herkese eziyet ediyordu. Gece herkes bir yere toplanıyordu. Korkuyordu. Genç kızları falan kaçırıyorlardı. Herkes saklıyordu. O zaman babam da yoktu. Askerdeydi işte. Bayağı güçlükler çekmiştik. Biz de ailece hep bir araya toplanıyorduk gece oldum. İkinci Dünya Savaşı'nın bitip Bulgarların çekilmesiyle Türkleri yakan ateşin adı iç savaştı. Komünizmi yaymak isteyen çetelerle hükümet güçleri 4 yıl boyunca çarpışıyor ve bu iç savaşta Türkler her iki tarafın da baskısı altında eziliyordu. Can korkusu huzursuzluk göçü getiriyordu. Yunanistan'da hükümet güçleri kontrolü ele alıp sular durulmaya başlayınca ilişkiler yeniden gelişmeye başlamış, bu seferki göç Türkiye'nin göç politikasına paralel gerçekleşmeye başlamıştı. ...1950'li yıllar iki ülkenin ilişkilerinin geliştiği yıllar olarak anılacaktır. Yunanistan iç savaştan, Türkiye tek parti iktidarından kurtulmuş, her iki ülkeyi de yeni heyecanlar sarmıştı. Yunanistan 2. Dünya Savaşı'nda Yunanlıların yanında savaşan Türkleri madalyayla ödüllendiriyor, kültür anlaşmaları imzalanıyor, okul kitaplarındaki yanlışlıklar düzeltiliyor, karşılıklı burslar veriliyor, NATO'nun şemsiyesi altında müttefik olunuyor, Celal Bayar'ın Yunanistan ziyareti ilk Türkçe eğitimi yapacak olan Celal Bayar Lisesi'nin açılışıyla taçlandırılıyordu. Fakat 1953 yılında Kıbrıs'ı Yunanistan'a katmak isteyen EOKA adlı örgüt kurulup adadaki Türklere karşı sabotajlar düzenlemeye başlayınca işin rengi de değişti. Yunanistan'ın Kıbrıs'a sahip olma isteğine Türkiye'nin gösterdiği tepki, ilişkilerin sürekli gergin, Batı Trakya Türklerinin ise tedirgin olmasına sebep olur ve bahar havası artık bitmiştir. Bu tarihten sonra Yunanistan'ın Türkleri göçe zorlamak, olmuyorsa asimile etmek temelleri üzerine kurulan Batı Trakya politikası yeniden işlerlik kazanacaktır.
Yunanistan'ın Bulgaristan üzerinden gelecek komünizmin tehlikesini önlemek bahanesiyle Batı Trakya'nın önemli bir bölümünü yasak bölge ilan etmesi, burada yer alan 133 Türk köyünü yaşanmaz hale getirir. Kamulaştırmayla Türklerin mallarına el koymalar ve zaman içinde binlerce Türk'ü vatansız bırakacak vatandaşlık kanununun kabulü de yine bu döneme denk gelmektedir. Bu tarihlerde İstanbul'da yaşanan ve hükümetin de göz yumduğu 6-7 Eylül olaylarında birçok Rum malının yağmalanması azınlıkların büyük politikalar karşısındaki çaresizliğini göstermekteydi. İlişkiler gittikçe geriliyordu. Önce Türkiye'de, 7 yıl sonra da Yunanistan'da yaşanan darbeler askerin siyasetteki ağırlığını arttırıyor, Kıbrıs üzerindeki hesapların faturasını Batı Trakya'daki Türkler ödüyordu. Özellikle Yunanistan'da albaylar cuntasının iş başında olduğu dönemlerde Batı Trakya Türkleri baskı, işkence ve öldürme olaylarıyla ezilip devlet kademelerinden uzaklaştırılıyor, dernek ve okullardaki Türk yazıları kaldırılıp Türkçe radyo ve müzik dinlenmesi, Türk filmi ve televizyonunun seyredilmesi yasaklanıyordu. Bunlar hep göçe zorlama politikalarıydı. Özellikle 1967'de 67 cuntası ile beraber zirveye çıkan uygulamalar bunlar. 74'te ivme kazanmıştır, pik oluşmuştur. 1974 Kıbrıs Savaşı'ndan sonra özellikle ciddi anlamda Türkiye'ye göç vardır. O dönemde Yunan okuluna giden yok denecek kadar azdı. Bizler kendi kültürümüzle yaşamaya inanmış, kendi kültürümüze gönül vermiş insanlar olarak tabii ki ana vatanımızda okumayı tercih ediyorduk. Batı Trakya Türkleri bu olaylardan sonra kurtuluşu Türkiye'ye göç etmekle bulmuşlardır. Ve on binlerle kişi Türkiye'ye göç etmiştir. Baskının doruk noktası ise Türkiye'nin Kıbrıs Türklerini katliamdan kurtarmak için giriştiği Kıbrıs Harekatı'dır. Türk köylerinin tanklarla kuşatılması, Türk dükkanlarının yağmalanması, Türk gençlerinin esir kampında tutulmaları, 3280 dönüm Türk toprağının gasp edilmesi, göçe zorlanma, Yunan vatandaşlığından çıkarılma olayları, 40 bin askerin ve 30 bin gerillanın Batı Trakya'da yığılması Türklerin hayatlarını çekilmez hale getiriyordu. 1974 yılındaki Kıbrıs çıkartması yine oradaki Batı Trakya azınlığının duygu dünyasında bir ülkenin vatandaşı olmanın ve azınlık olmanın bedellerini yaşandığı dönem oldu. Köylerin tanklarla çevrildiği, yine gece akşam saat 5'ten 6'dan sonra yani hava karardıktan sonra sokağa çıkmanın yasaklandığı, 3 kişinin bir arada olup da konuşamadığı. Kıbrıs Harekatı adaya huzur, Yunanistan'a demokrasi getirecektir. Fakat bu demokrasiden Türklerin yararlandığını söylemek zordur. Yunanistan yenilginin acısıyla Batı Trakya Türklerine baskıyı arttırır. Bölgede yaşayanların Türk değil, Müslüman azınlık olduğuna dair propagandalar, okullara, binalara, camilere saldırılar, Türk vakıflarından Türklerin yararlanmasını engelleyen yasalar, duvarlara yazılan taciz sloganları Türklerin Yunanistan'da istenmediğini göstermektedir. Profesör Yanaras bunu ifade ettiler. Batı Trakya'da Yunanistan arındırma, etnik arındırma uygulamalı, hala uygulamalı diye bu fikri savunan insanların olduğu bir yerde tabii ki ben genosit kelimesini kullanırım. Genosittir bu etnik arındırma. 80'li ve 90'lı yıllar problemlerin gölgesinde yaşandı. Yunanistan Türklerin kendi müftülerini bile seçmesine izin vermiyor, vatandaşlıktan atmalar devam ediyor, seçim barajını yükselterek mecliste temsil edilmelerini engelliyordu. Bunların yanında zaman zaman yapılan kamulaştırmalarla Türklerin arazileri gasp ediliyor, seçilen müftü ve milletvekilleri Türk adını kullandıkları için hapse atılıyor, AB üyesi Yunanistan bölgedeki Müslümanların Türk televizyonlarını izlemesini bile yasaklıyordu. Bu dönemin Türkler açısından belki de tek olumlu gelişmesi, 60 bin Türk'ün vatandaşlıktan atılmasına sebep olan 19. maddenin kaldırılması oldu.
Yunan vatandaşlık yasasının 19. yürürlükten kaldırılmıştır şu anda. Şöyle der, Helen ırkından olmayan Yunanistan vatandaşları yurt dışına çıktıklarında Yunanistan'a dönmeyecekleri kanaati hasıl olursa vatandaşlıktan çıkarılırlar der. Gerçi kanun geriye işletilmediği için vatandaşlıktan atılanların hakları iade edilmedi ama Türkler başlarında Demokles'in kılıcı gibi bekleyen bu kanundan kurtulmuş oldu. Baskıyla yaşamak Türklerin kaderi olmuştu ki 21. yüzyıl bahar havasını yeniden getirdi. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a yaptığı baskılar iki ülkenin karşılıklı çıkarları ve politikacıların akılcı çabaları sayesinde yeni ve beyaz bir sayfa açıldı. Gerçi İskeçe müftüsü Mehmet Emin Aga'nın tekrar hapse atılması ve bazı Türk vakıf mallarının kamulaştırılması bu beyaz sayfayı lekeliyor ama genel olarak hava olumluya doğru gidiyordu. Yasak bölgenin kaldırılması Türklerin 65 yıllık açık hava zindanından kurtulması anlamına geliyor, Türk gazeteciler bölgeye girebiliyor, karşılıklı tren seferleri yapılıyor, ikili anlaşmalar imzalanıyordu. Bu olumlu havayı en fazla teneffüs eden de tabii ki Batı Trakya Türkleri olacaktı. Bugün inanıyorum ki Batı Trakya günden daha iyi. Ama yarın bundan çok daha iyi olacak. Olmak durumunda. Yunanistan'ın bu noktada eğer kendilerinin azınlık hukukuna yönelik saygıları varsa Türkiye'den de bu noktada beklentileri varsa o zaman aynı şekilde onlar da bunun gereğini yerine getirmek durumundadır. Gelecek ne getirir bilinmez. Fakat geçmiş İki ülkenin boğaz boğaza değil, kol kola yaşaması gerektiğini gösteren en büyük kanıttır. Dostluk, politikacıların anlaşma metinlerine atacağı kuru imzaların zorunluluğu değil, geçmişte iç içe giren hayatların yüklediği borç ve iki ülkenin de çocuklarına bırakacağı daha yaşanılır bir dünyanın senedidir.